Salih Tuna, Davutoğlu'na sen laf edecek adam mısın? Sayın Abdullah Gül'ün eski baş mı, sözcüsü mü nedir? Ahmet Sever adlı bir şahıs var. Her fırsata Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmıyor. Bu ne bitmezkin, bu ne amansız garez, bu ne menen bir nefrettir arkadaş. Takıntılı Hasan Paşa, Cemal Paşa'nın torunu veya Altan Biraderler o kadar değil. Kripto paralelci midir yoksa cibilliyeti ancak buna mı el veriyor anlamadım gitti.'' Abdullah Gül'ün sözcülüğünü yapmış ama Fethullah Gülen'in veya Kılıçdaroğlu'nun veya Şimon Perez'in sözcüsü gibi konuşuyor. Sayın Gül'ün ifadesiyle insan gerçekten hayret ediyor. Zira dönemin başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimdir demiş, Gül de Cumhurbaşkanımız olmuştu. Ahmet Sever adlı şahıs da bu vesileyle Cumhurbaşkanı sözcüsü makamını işgal etmişti. Bunun intikamını mı alıyor bu kin bu nefret nedir? O değil de böyle bir sözcüye rağmen Erdoğan ve Gül dost kalabilmişlerse ikisini de tebrik etmek gerekir. Güle zaten düşman olarak bu adam yeter. Kitap yazıyor, yetmiyor. Röportajlar yapıyor, kesmiyor. Hülasa, Erdoğan'a saldırmak için kıpraşıp duruyor. Gülden başka kimseciklere de zarar vermiyor. Sanki dersin 11. Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak için uğraşıyor. En son olarak paralelcilerin ele geçirdiği Cumhuriyet gazetesine konuşmuş. Erdoğan nefretiyle malul bildikle kırdılar işte. Sayın Gül haliyle rahatsız olmuş olacak ki bir açıklama yaptırmış. Bugün bir gazeteye röportaj veren Ahmet Sever'in dile getirdiği hususlar tamamen kendi görüşleri olup 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'le hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır muhakkak ilişkisi yoktur. Fakat Ahmet Sever adlı sözcü eskisi ilişkisi varmış gibi konuşuyor. Onu ne yapacağız? Mesela Davutoğlu'nun vedası üzerine Gül'ün işin bu noktaya geleceğini bildiğini, gelinen noktaya şaşırmadığını söylüyor. Bir de şu var, bu münasebetsiz sözcünün Sayın Erdoğan'a yaptığı hakaretlere tamamen kendi görüşleridir demekle yetinecek midir Sayın Gül? Cumhurbaşkanı seçildiği dönemde Bekir Coşkun, o benim cumhurbaşkanım değil demişti de. Sayın Erdoğan, kardeşlik hukuku gereği güle sahip çıkmış, o vakit bu ülkenin vatandaşı değilsin demişti. Sayın Gül de bu münasebetsiz sözcüsüne, sen benim sözcüm mözcüm değilsin, benden uzak dur diyemez mi? Zaten bu seviye yoksunu sözcü eskisine yakın duracak da ne olacak?'' Meskür de bozgunculara karşı direnen medyaya saldırmak için Aydın Doğan'a çevik bir biliste götürüp bunları işten atın demişti. Aydın Doğan hiçbirini atmadı. Basın askere bile direnebiliyordu diyebilecek kadar izan ve usaresini kaybetmiş bu şahıstan en az 12 mil uzak durulsa yeridir. Basın askere direniyor da Topyekün savaş veya gerekirse silah bile kullanırız şeklindeki onca manşet neydi? 28 Şubat darbesindeki basının fonksiyonunu artık bebeler bile ezberebiliyor. Bu sözcü eskisi kimi kandırmaya çalışıyor? Aydın Doğan askere direndi öyle mi? Onun için mi benim medya organlarım 28 Şubat döneminde İslamcı koalisyon hükümetine karşı savaş verdi demişti? Bu Ahmet Sever adlı fitne sever hangi özelliğiyle baş danışman veya sözcülük yapmış gerçekten anlayabilmiş değilim. Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmadığı gibi Sayın Davutoğlu'nu da aklı sıra aşağılamaya çalışmış. Temayül yoklamasında Abdullah Gül'e çıkan desteğin %76 olduğunu belirttikten sonra Davutoğlu'nun başına ne geldi sorusuna Davutoğlu ne bekliyordu ki temayülden %1 almış cevabını vermiş. Davutoğlu'nun vefa vurgulu veda konuşması için de kendisi zamanında Abdullah Gül'e karşı öyle mi davranmış diyerek nasıl bir fitne sever olduğunu derbeyan etmiş. 27 Ağustos'taki Vefa Kongresi'nde Davutoğlu konuşurken neredeyse tüm teşkilatı selamlamıştı şeklindeki hatırlatmaya da bir kişi hariç Abdullah Gül cevabını yetiştirmiş. Nasıl bir işgüzarlık bu? İnsan gerçekten hayret ediyor. Salih Tuna Yeni Şafak